Selam kızlar, selam arkadaşlar. Kanalıma, bana hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Gidiyorum para çekmeye, oradan da pazara. Çinokop gelmiş, ondan alacağım. Birisi düştü. Ayağım kaydı. Yok yok, iyiyim. Gidelim şimdi hep birlikte parayı çekerim. Ondan sonra pazara gidelim. Pazara gezelim kızlar. Fiyatlara bakalım. Fiyatlarda bir değişiklik var mı yok mu? Balıkları da çekeyim. Öyle yani. Hava serinmiş. Çok özlemişim böyle serin havayı. Müzik hemen geçmem lazım. Müzik olan yerden öyle bir geçiyorum ki fırtına gibi geçiyorum valla. Öyle yani kızlar. Patatesler de fırında. Hani vakit kaybetmeyeyim diye bir an önce gideyim dedim. Evet kızlar, parayı çektim şimdi. Alel acele pazara gidiyorum. Çinekop inşallah kalmıştır. Dua edin kızlar. Çinekop'un hayaliyle yaşıyorum. Bugün çok kalabalık, bankamatik orada çekim falan yapamadım. Acayip derecede kalabalık. Geçen hafta da öyleydi. Pazartesi günü. Kadın da belediye ekmeği almış. Ay aklıma gelseydi ben de alırdım. Çok seviyorum o ekmeği. Yukarıya caddeye çıktım. Şimdi aşağıya iniyorum. Benim evin oralardayım kızlar. Görüyorsunuz değil mi? Bugün pazartesi olduğundan, pazar olduğundan işte mahalle arası bile bu şekilde. Hemen sol tarafta benim evim var. Pazarın girişinden başlayacağım. Her zamanki aldığım balıkçıya gideceğim. Ama hava çok güzel, çok güzel serinlemiş, süper. Bayıldım ben buna. Bir daha demeyeceğim. Ne kadar üşüsem de. Yaz gelsin, sıcak olsun. Asla demeyeceğim arkadaşlar. Az kaldı. Bakın bizim burada her şey benim ayağımın dibinde. Şöyle göstereyim size. Anlatmama gerek yok yani. Bu sadece böyle gösterdiğim minicik bir kısım yani. Ne ararsanız var burada. Ne ararsanız. Tam evimin karşısında eczane. Hastaneler, börekçiler zaten bir sürü var. Bu da evimin dibinde pazar. Sebze almayacağım. Bugün günlerden balık günü. Çinekop günü. Herkes de palamut alıyor arkadaşlar. Palamut mu alsam acaba? Kararsız kaldım. Haydi 100 liraya bitiyor, 100 liraya bitiyor, 100 liraya bitiyor. İşte sevdiğim balık içine koptu. Çok şükür kavuştuk. Abla ceviz gibi sar 100 liraya. 50 lira versene 50. Çupra'da varmış kızlar. Hiçbir şey gözüm görmüyor çinekoptan başka. 50 ver 50. Şükür kavuşturana. Abi 100 lira oldu. Şu güzelliğe bakın ya. Allah. Bu da Karadeniz somonuymuş. Gel. Poşet de sığmıyor be. Şuraya bakın. Çalana 250 lira. Abi 50 lira. Güzellikten bazı. 50 lira var mı? 50 lira var. Ben getireyim. 50 lira kop senin için mi istiyorsun? 2 alana 250 lira. İri palamı canlı palamı. İri palamı. Palamutlar da ne güzel görünüyor. Nasıl? Yok, temiz etmeyeceğim. Kendi temizlerim. Fotoğraf çekme parası, video çekme parasını da alırım ha. Olur. Abi tadı! Ne demek? Vay vay vay! Hadi abi, abi ne lazım? Aldım ben, parasını mı vereceğim. Ya, teşekkür ederim. İnan Tüner Başkan alırım. Abi markete göster, markete. Aldığım markete göster, misim indir. Bak bak bak, biliyor musun? Biliyorlar, ben hep bu tezgahta çekim yapıyorum. Hep buradan alışveriş yapıyorum zaten.
Isırımda geldi Giresun'da. Halit'e kalıyor, fiyatlar ucuyor. Hamsi'ye bak. Şimdi salata malzemesi alalım kızlar. Kızlar, kız şeyler. Şey alacağım, marul alacağım. Ya da göbek salata alacağım. Ay ben de bunu çilek zannettim. Bibermiş arkadaşlar. Dedim çileğin ne işi var? Acı yazıyor, acı. Yufkacımız. Yufkacıda tarhana, erişte, yumurta ne ararsanız var. Sarımsaklar, çoraplar, mısırlar. Mısır almayacağım bu hafta. Geçen hafta almıştım, çok almıştım. Alsam mı acaba, ne dersiniz kızlar? Ay, oğlum çok seviyor. Ay, alayım. Kıyamam. Ay, canım benim. Alayım ben. Sayın isterseniz, 8 tane aldım ama. Bu arada ne var, ben anlamadım. 8 tanesi 100 lira kızlar. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzel insan arkadaşlar. Sayın isterseniz. Aa dedi, olur mu, gerek yok falan. Süper. Fasulye de istemiyorum. Barbunya var. Aa istemiyorum. Hiç sebze istemiyorum bugün. Salata malzemesi alacağım. Şurada güzel kıvırcık var. Çok ileri gitmemek lazım. Limonu da alayım. Sağ ol. Kızlar size pazarı komple çekmek isterdim ama ben pazar gezmesinden hiç haz etmiyorum. Kollarım da ağır oldu. Eve gidiyorum. Evet kızlar, geldim. Mısır aldım, çilekop aldım. Salata malzemesi aldım, limon aldım. Çok güzel limonlar aldım. Ayılana gazoz, bayılana limon. Ayılana gazozu da bayılana limon. Hep birlikte ne yapalım, balıklara geçmeden önce. Ay balıklarım da burada. Çok güzel balıklarım var kızlar. Ay objelerim mi bozuldu acaba? Önlüğümüze takalım da sonra balık ayıklayacağız. Ama balıktan önce ne yapacağım? Mısırları yıkayıp mısırları haşlayacağım kızlar. Çok güzel mısırlar aldım. Of, böyle böyle mısırlar aldım. 8 tane. Benim büyük oğlan çok seviyor. Bakar mısınız ya? Kocaman da bir tencerem var. Hepsini tuzlu suda haşlayacağım. Bu arada yemek yemeyi unuttum. Karnım bir aç anlatamam. Şu mısırları dedim koyayım da. Ondan sonra şu balıkları temizleyeyim de. Sonra dedim yerim yemeğimi dedim. Öyle yani, çilekopu aldım ya, çok mutluyum arkadaşlar. Çok mutluyum. Muradıma ereceğim. Ne derler? Bekleyen muradına erermiş. Bekleyen derviş muradına yebermiş derler. Ama biz öyle demiyoruz. Bekleyen derviş muradına ermiş diyor. Ay kıramıyorum bunu. Bunu böyle koyuyorum. Ne kadar sert. Yoksa ben mısırların kartını mı almışım kızlar? Ay vallahi gücüm yetmiyor. Bravo. Becerdim. Yaptım. Sekiz tane aldım. Ay. Geçen hafta yine mısır yapmıştım. Ama çocuğum bir tane yemişti. Ameliyata girmişti. Dedim ameliyattan çıkınca yer demiştim ama deniz hepsini tavan etmiş. Pencerenin dibini çıkartmış. Mısırların hepsini yemiş. Salı günü ben evde yokken. Ondan sonra geldim pazardan mısırları gösterdim. Nasıl sevindi çocuk ya. Mısır insan sevinir mi? Sevinir aslında. Ah! Çok oldu kızlar. Tencere almıyor. Tencere
şey yapacağım. Tencereye aktarmam lazım. Başka bir tencereye aktarmam lazım. Bakar mısınız ya, bu böyle pişer mi? Aa, ne kadar ayıp. Şimdi hemen tencere alıyorum. Yukarı tırmalıyorum tencerelerim burada. Açmasını açıyorum ama ta ileride, çünkü benim mutfak dolaplarım böyle göründüğüne bakmayın. Çok derin iç kısmı. Yani bir metre var yani iç kısmı. Çünkü oraya inanmazsınız. İki sıra tencere, bir de kocaman bir mutfak robotu var yani orada. Şimdi sandalye ya da tabureye çıkıp da onu oradan alacağım tencereyi. Ama ben videoyu, kamerayı duraklatacağım. Bazı kişiler böyle kötü yorum yapmasın diye. Mısırlarımı tencereye koydum. İki ayrı tencere, iki ayrı tencere. Ay, tuzunu da atıyorum. Ben tuzla kaynatıyorum arkadaşlar. Tekrardan su, şey, tuz eklemesin. Kimse uğraşmasın diye. Mısır yiyeceğiz. Bol tuzlu, tuzlu suda haşlansın. Ben balıklarımı, çinokoplarımı ayıklamaya geçeceğim. Kızlar, salata da yapacağım. Ay, işim çok. Kıvırcıkları yıkayacağım. Salata malzemelerini yıkayacağım. Onlara doğrayacağım. Salata yapacağım. Balıklarımı kızartacağım. Çok güzel mısır unu gelmişti. Pazara size de göstermem ama benim evdeki mısır unlarını bitirmem lazım önce. Güzel, iyi. Kapaklarını da kapatıyorum. Kızlarım, kız şişeleri. Niye öyle bakıyorsunuz arkadaşlar? Burada mutfakta hummalı bir çalışma yapmaya çalışıyorum. Hem sizlerle sohbet edeceğim, hem de işimi yapacağım. Böyle bir tuhaf baktığınızı hisseder gibi oldum. Öyle yani kızlar. Şimdi mısırlar kaynayınca bakın mutfak nasıl sıcak olacak. Mutfak camı açık. Dışarısı çok güzel, serindi. Ama çok değil canım ya, hemen kış gelmedi. Böyle bunu kış geldi diye algılamayın. Şöyle, Perşembe ve Cuma günü yine aynı sıcaklıklar geliyormuş. Hiç boşuna sevinmeyin. Şurada bir iki günümüz var. Şu serinliğin tadını çıkaralım. Erken yatalım. Güzel güzel uyuyalım. Erkenden de kalkalım. Hazır bu serinlikte 2-3 gün boyunca çok güzel temizliğimizi yapalım. Kızlarım, kız şeylerim. Evet kızlar. Elime iki eldiven alayım. Balıklarımı temizleyeyim. Kızlar, ben bunu çok üzgünüm. Doğruyu söylemek gerekirse gerçekten çok üzgünüm. Moralim gerçekten alt üst oldu. Dün gece bir arkadaşım bana mesaj yazdı. Yani evet, arkadaşım, YouTube'da tanıştım ama arkadaşım olarak kalan birisiydi. Son zamanlarda yoktu. Yaklaşık ne kadar zamandır yok? Belki 8-9 aydır yoktu. Bana bir mesaj yazmış. Mesaj gece görmemişim yattığım için. Sabaha karşı yazmış zaten galiba. 3'ten sonra, 3.45 miydi? 3.54 müydü? Öyle bir şey. Çok üzüldüm. Mesajı görür görmez ben sabah aradım. Çok erken bir saatte aradım. Konuştuk yansıyla. Aslında sizin hepinizin tanıdığı, hani nasıl söyleyeyim? Ben hastanede anji olduğum zaman benim yanıma gelen, benimle işte vakit geçiren, beni görmek isteyen, ne zamandı bu? Üçüncü de değil. Hani bu bir salak vardı biliyorsunuz. Onunla olan bir durumdan dolayı, hani işte neyse, çok fazla detaya girmeyeyim. Gelmişti, etmişti. Aramız gayet iyi olduğunu biliyordum. Fakat o zamanlar bir iki kere görüştükten sonra daha ben onunla görüşmemiştim. Yazmadı, etmedi. Yorum da yazmadı. Telefon numarası falan değişmiş. İşte neyse, gel zaman git zaman. Ta ki dün gece, bu sabaha diyeyim ben daha doğrusu, bu sabaha kadar. Hiçbir ses soluğu yoktu. Bu sabah bana yazdığı mesaj beni gerçekten üzdü. Hemen aradım. Çok erken saatte olmasına rağmen 6.30'da aradım. Çünkü arayabilirim onunla. Farklı bir diyaloğum vardı. Hem benim takipçimdi, hem de beni gerçekten sevdiğine inandığım birisiydi. Ama tekrardan dersimi aldım. Kimse kimseyi gerçekten sevmiyor arkadaşlar. Ne kadar hastaneye gelse de, ne kadar başucumda beklese de, ne kadar her işimle ilgilense de gerçekten sevmiyormuş. Beni çok üzdü. Son zamanlardaki olan olaylardan dolayı kendi kafasında bir şeyler kurmuş etmiş. Ondan dolayı
Yani hayır, beni kesinlikle suçlamıyor. Senin diyor haklı olduğunu diyor sonuna kadar biliyorum, fakat diyor neden diyor işler bu duruma geldi? Neden diyor sen diyor bu Tonga'ya düştün? Ben Tonga'ya falan düşmedim. Öyle yani, ama üzüldüm. Küstük mü? Küsmedik. Ama kırıldım. Gerçekten çok kırıldım. Canımı bayağı bir sıktım. Şimdi siz kendinize göre haklısınız sevgili takipçilerim. Yani eski takipçilerime sesleniyorum. Ama ben de kendime göre haklıyım. Çünkü bir kere bir empati kurun ya. Bir kere empati kurun. Hani nasıl geldi? Neydi? Durum neyi gösterdi? Nasıl davrandı? Benim sizden istediğim sadece bu. Bir kere bir yani kendinizi benim yerime koyun. Hani siz olsaydınız daha farklı mı davranırdınız? Ben yanlış, bu zamana kadar yanlış bir şey yaptığımı kesinlikle öyle bir hani yanlış bir şey, bu zamana kadar zaten kesinlikle yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Hatta yanlış bir şey yapacak olduğuma dahi inanmıyorum. Ben ne yaptıysam ben her şeyin en güzelini, en doğrusunu yaptım. Kesinlikle pişman değilim. Pişman olacağım. Hiçbir şeyi de ben yapmam. Yaptığım hiçbir şeyden pişmanlık duymam. Bunu her zaman söylerim. Benim buradan sadece tamam üzüldüm, kırıldım ama sadece o kişiye ve onun gibi düşünen bazı kişilere de söylemek istediğim bir empati kurun. İnan ki benim yerimde siz olsaydınız çok daha farklı şeyler yapardınız. Bakın. Öyle yani. Ne diyeyim? Kimsenin sevgisine ihtiyacım yok Allah'a şükür. Cinekop, cinekop. Şu küçücük balık bile beni mutlu etti. O yüzden kimsenin beni sevmesine, kimsenin beni haklı görmesine ihtiyacım yok. Çünkü ben kendim haklı olduğumu, davamda, konumda haklı olduğumu biliyorum. Bakın kızlar, kız çeler ne kadar güzel. Muradıma erdim, düşünebiliyor musunuz ya? 2 yıldır çinekop yemedim ben. Çok güzel. Yerim ben seni. Bakar mısınız? Çok taze, çok güzel. O kadar tazeymiş ki. Anlatamam sizlere. Biraz küçükmüş. Ya kafasını kopardığım zaman da bayağı bir küçülüyor şöyle. Kafası kopmuş halde göstereyim. Çok mutluyum çinekop yiyeceğim için. Allah'tan vicdanım çok rahat, içim çok rahat. İçimde küçücük bir, böyle küçük bir ufte bile yok yani. Acaba yanlış mı yaptım diye öyle bir düşünce bile yok yani. Ben her zaman haklıyım. Ben haklı olmadığım durumlarda ben kenara çekilirim. Ben konuşmam, ben susarım. Hani o zaman hiç konuşmam. Sustuysam haksızımdır. Ama konuşuyorsam ve hala konuşmaya devam ediyorsam ben sonuna kadar haklıyım. Şimdi bana diyor hayır bak haksızsın demiyor. Sonuna kadar haklısın diyor. Hala hatta şu lafı kullanıyor canım arkadaşım diyor. Sonuna kadar haklısın diyor. Ama diyor keşke diyor işte kendi fikrince bir şeyler söylüyor. Keşke şimdi meskesi yok gerçekten. Benim Allah'tan başka kimseden korkum yok. Kaybedeceğim hiçbir şey de yok. Az izlenmişim, çok izlenmişim. Bu da çok umurumda değil açıkçası. Ne diyeyim yani? Ne diyeyim? Sen bu saatten sonra yani keşke öyle demeseydim, keşke öyle yazmasaydım desem bile ben sana kırgınım. Ben seni seviyordum. Gerçekten seni seviyordum. Senin en çok da neyini seviyordum biliyor musun? Senin en çok da kapalıydın ya. Başörtü bağlamana ve şal bağlamana gerçekten hayrandım. Çok böyle dürüst bir insan olduğun için seni gerçekten çok seviyordum ama demek ki doğruymuş. İnsanlar değişiyormuş kızlar. Bunu bir kez daha anladık. Değişmeyen tek kişi varsa gerçekten bu hayatta değişmeyen tek kişi de benmişim. Öyle yani ne diyeyim? Canın sağ olsun. Herkes kendi bildiği doğrularla yaşasın. Ben de kendi bildiğim doğrularla yaşayayım. Bir de şöyle bir şey var. Ya gerçekten konuşmak istemiyorum ya da bu konulara dair olmak istemiyorum ama bir insan daha ne kadar salaklaşabilir? Yemin ediyorum ne kadar salaklaşabilir? Gerçekten artık midem bulanıyor biliyor musun?
böyle biraz ya gerçekten bilmiyorum ya. Hiç mi aklınız yok? Yok zaten belli. Şöyle yapıyor. Ben de engelli arkadaşlar. Gidiyor benim hakkımda yazmak istediği şey gidip diğer kanala yazıyor. Başka bir kanala. O kanalda işte tabii biliyorlar bana onun ekran görüntüsünü. Zaten anında kopyalayıp işte ekran görüntüsünü çekip bana göndereceklerini biliyorlar. Ya ne diyeyim yani cesaretin varsa kendin ne bileyim. Mesela benim WhatsApp'ıma yazsaydın. Vallahi bak numaram var. Ben kimsenin numaramı izlemiyorum. Keşke sen benim WhatsApp'ıma yazsaydın ama yazamazsın. Neden yazamazsın? Onun karşılığını nasıl alacağını biliyorsun. Yani o yüzden böyle boş boşuna klavye delikanlılığı yapmayın. Yapıyorsanız da bunu WhatsApp'tan, engelliyseniz WhatsApp'tan özelden bana yapın. Ya da engelli değilseniz benim kanalıma yapın. Ha benim kanalımda engelliyseniz gerçekten bunu WhatsApp'tan yapın. En azından dedim ki helal olsun dedim. Yazdı etti. Gene hani bana yazdı diyeyim yani gidip de. Ya ben ne diyeyim diyecek laf bulamıyorum. Gerçekten diyecek laf bulamıyorum. Hep böyle zaten. Hani biri biriyle arası bir şey oldu mu hemen git. Aman aman koş geç. Geç kalma git o kanala geç kalma. Ha, ama benim söylediğim bir laf var bak. Gittiğiniz yerde kalın bak bana gelmeyin. Gittiğiniz yerde kalın. Gerçekten nereye gidiyorsanız orada kalın. Bir tane yorum mu yazdın? Tamam orada kal. O bir tane yorumla kalmasın. Orada çok daha fazlasını yaz. Ben demiyorum bana gel. Bana yaz. Ben bunu kesinlikle demiyorum. Benim kimseye karışmaya hakkım yok. Kimsenin hayatına da, kimsenin izlemelerine, kimsenin yorumuna da karışmam. Fakat benim adımı anma. Yani benim adımı anma. Ben sadece üstü kapalı konuşuyorum. Bazı gereksizler üstüne alınmasın diye. Biliyorsunuz bir video yapıyorum. Hiç böyle konuyla alakası olmayan bir asalan birisi kendi üstüne alıyor. O yüzden söyleyeceklerim bu kadar. Bu konu hakkında söyleyeceklerim gerçekten bu kadar. Gördüğünüz gibi iyiyim, hoşum. Çinokokumu almışım, mısırımı almışım. Mutfağımdayım, evimdeyim, yemeğimi yapıyorum. Daha ne isterim ben ya? Sizler de böyle olun gerçekten. İnsanların arkasından dedikodu konuşacağınıza, insanları birbirine düşüreceğinize, hatta kanal kanal gezip de ortalığı birbirine katacağınıza gerçekten evde bir şeyler yapın ya. Ne bileyim değişik bir şey yapın, kek yapın, pasta yapın bak deneyin. Çok güzel şimdi pasta tabanları var evde yapmıyorsanız bile. 3 katlı, 4 katlı böyle geniş her yerde de var. Gerçekten bak pasta yapın, pastayla oyalanın, kendinize YouTube kanalı açın. Short videosu olarak yapın. Yani yaptığınız pastaları oraya koyun ki kimsenin işine burnunu sokmayın bak. Gerçekten ben bunu söylerim. Oyalanacak bir şey bulun kendinize. Bu zamana kadar ortalık karıştırdığınızda ne oldu? Ortalığı karıştırıyorsun, karıştırıyorsun. Sonra gidiyorsun diğer kanala. Ay Asi haklıymış. Ben bunu duymak istemiyorum işte. Ben sana söylediğim zaman bana inanmanı istiyorum. Aradan geçmiş onca zaman. Onca söylenen laflar var. Onca denilen sözler var. Benden değil tabii ki de karşı taraftan. Bunu zamanında düşünecektin. Yani iyi ya da kötü hiçbir kanalda benim adımı anma. Senden bunu rica ediyorum. Sen kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Bir de bir kişiden bahsedeceğim. Daha önceden de iki kere konusunu getirmiştim videolarımda. Hani haksızlık yaptığına dahil. İki kere mi, üç kere mi ne getirdim ve senin bana yaptığın bu dördüncü mü, beşinci haksızlık mı ne? Şu an senin bir şeylerin doğru olduğunu ya da benim doğrulardan yana, hatta benim arkadaşımın da doğru söylediğini söylüyorsun şu anda. Artık her şey için çok geç çünkü benim ne arkadaşım derken Anna Ekin'den bahsettiğimi, ne de ben, kimseye biz iftira atmadık. Ne söylediysek biz doğru söyledik. Hani canımızı zamanında o kadar yakmaya çalışmışlar ki biz gereken cevabı vermişiz. O yüzden bu saatten sonra da ben kimsenin lafını affedemem. Kimsenin dediği lafı gerçekten sineye çekip de hiçbir şey olmamış gibi davranamam. Zamanında sen kendin dedin o kişiyi istemiyorum diye. Ben dedim kendin bilirsin. Değil mi? Bak çok iyi biliyorsun. Hiçbir sorun yoktu. Sadece sorun onu istemiyordum. Ama ne oldu?
haklı olduğumu, haklı olduğumuzu anladım. Bence de sen bak, sana ne diyorum, en büyük beni hayal kırıklığına uğratanlardan en birincisi de sendin bak, en birincisi de. Hiç ummadığım bir zamanda saçma sapan düşüncelerinle ben senin de olduğu şey geleceğine asla inanmıyorum. Çünkü sen aptal bir insan değildin gördüğüm kadarıyla. Hiç ummadığım bir zamanda sen farklı davrandın. Sen aşırı derecede anlayışsız bir şekilde davrandın. O yüzden sen hiçbir yere de gitmiyorsun biliyorum. Ama bu saatten sonra ben seni kabul edemem. Gerçekten kabul edemem. Özür dilerim ama kabul edemem. Bu bana, ben kendimi yakıştıramam. Çünkü seni herkes tanıyor. Ben 3 kere video yaptım. İsmini verdim mi vermedim mi hatırlıyorum. Galiba vermedim ama seni öyle güzel anlattım ki herkes senin kim olduğunu biliyor. Ben bu saatten sonra seni gerçekten kabul edemem. Kızların da kabul edemem. Hani diyordun ya, torunum bile seni çok izliyor. İşte şöyle böyle, işte kızlarım şöyle, kızlarıma senden bahsediyorum. Yok, ben artık o şeylere gelemem. Gerçekten herkes kendi seçtiği, kendi tercihleriyle yaşasın. Çünkü ben sana gerçekten çok kırıldım. Senden hiç böyle bir şey beklemezdim. Belki de o yüzden seni affetmiyorum. Neyse kızlar, kızçalar, kapatalım bu konuları. Şimdi ben balıklarımı yıkıyorum bir güzel ve misler gibi yıkıyorum ve misler gibi mısırımla bulayıp da balıklarımı kızartıyorum. Karnım nasıl aç, nasıl aç, nasıl aç. Ay gözüm salata bile görmüyor. Çile kopuma kavuşmuşum. Çok mutluyum. Öyle yani kızlar. Öyle yani kızlar. Sonunda hak ettiğimi buldum. Çine kopuma kavuştum. Çok mutluyum kızlar. Kız şeyler. Benim gözüm hiç yemek yemek görmüyor. Sadece çine kop. Herkesin de karnı tokmuş. Daha iyi. Hepsi bana kaldı. Hepsi benim. Hepsi bana kaldı. Mısır unuma, tuzumu, muzumu, her şeyimi koydum kızlar. Şöyle bir karıştırıyorum. Çöp torbasının üzerinde. Gel bakalım babamız. Şöyle bir mısır unuyla unlayalım bol miktarda. Ay aman Allah'ım. Aman Tanrım, bu ne güzellik. Dur yanlış dizdim, heyecandan. Nasıl heyecanlandırdın beni balık kuyrukları. Kuyrukları yukarı gelsin. Hayır, beğenmedim. Şu şekilde. Bu tava bunu alır mı? Almak zorunda. Haydi bakalım. Çinokop sevenler nerede arkadaşlar? Çinokop balığı için ölürüm. Ölüme giderim, ölüme. Nasıl mutlu olacağım şimdi? Nasıl mutluyum? Şu an bile çok mutluyum ama yerken daha da bir mutlu olacağım. Başka bir mutluluk saracak beni. Böyle yani bizim evde herkes ayrı terden çalar. Herkesin damak tadı farklı. O onu sever, bu bunu sever ama hep onların zevkine göre yapacak halim yok. Şimdi de benim zevkime göre yapıyorum. Ve bundan da çok mutluyum. Biraz da kendi dediğimiz olmalı. Evet, tavamız alacak. Çinekop biraz yağlı balıktır arkadaşlar. Hani bunu fırında falan yapıyorlar. Ben bunu fırına asla ziyan etmem. Mutfağın kirlenmesini değil ya, mutfağın kökünden yanacağını bilsem bile ben bunu tavasını yaparım. Ben öyle, ben bir şey istediğim zaman yaparım. İstemediğim bir şeyi hayatta yapmam. Yaptıramaz da kimse. Ucunda ölüm de olsa yaptıramaz. Ama çok mutlu oldum. Geçen sene gerçekten aradım. Her şey kısmet işi ya. Kısmete o kadar çok inanıyorum ki. Hayatımda zaten en inandığım şey. Birincisi nazar, ikincisi kısmet ya. İkisi de aynı hatta. Kısmet ve nazar. Buna çok inanırım. Kısmetimiz bu seneymiş. Geçen sene yani aramadığım yer kalmadı. Balıkçılarda bile yoktu. Mesela
Hatırlarsanız bana dediler ki o 12. ayda çıkacak. 12. ay işte şu ayın Ocak ayının balığı falan demişlerdi. Vallahi de Ocaklar geçti, de Martlar, Ocaklar, Şubatlar, Martlar geçti. Balık sezonu bitti ve ben sinekopuma kavuşamamıştım. Şimdi büyük buluşma anını yaşıyorum. Büyük buluşma. Hemen kızarır zaten bu. Bir alt üst şu boş orta yerlerine de minnaklarını koyuyorum. Canım şu an balığı çok sevdiğini söylüyorsun. Bak gel sana da yapacağım çinekop. Çinekopun ne ol yani çinekopun nasıl bir balık olduğunu bilmiyordun. Anlattığım halde hatırlayamadın. İlla ki bildiğim bir balıktır. Ne somon, ne dil balığı, ne bileyim çupra, hepsi saçma. Bakın bu nasıl güzel olacak. Şimdi hemen yağsını koyuyorum. Şurayı da toparlayayım, mutfağımız dağınık olmasın. Ellerim de temiz. Hemen bunu kızartıyorum arkadaşlar. Yani ben büyük bir zevkle de yemek istiyorum. Şöyle. Mısırlar da kaynıyor. Daha ne olsun arkadaşlar ya. Daha ne olsun. İki tencere mısır. Balığı da şuraya aldık mı? Oh oh çok güzel, çok süper. Evet kızlar. Şimdi koklarımı çevirdim. Limonları dilimledim üstüne. Salatamı yaptım burada. Şöyle göstereyim. Alel acele. Mısırlarım kaynıyor zaten tencerede. Çok güzel, lezzetli koktu. Çinekopun biliyorsunuz öyle diğer balıklar gibi ağır bir kokusu kesinlikle yok. Muhteşem bir kokusu var şu anda. Sanki inanın ki patates kızartması gibi bile yoğun bir kokusu yok yani. Çinekop balığının hiç kokusu yok diyebilirim. Çok muhteşem gözüküyor, çok sabırsızlanıyorum. O tavadaki balığın hepsi bana ait. Deniz de diyor ki ben bir tane yerim. Benim karnım çok tok diyor. Ben bir tane yerim diyor. Dedim sen bilirsin. Teklif var, ısrar yok. Ben kimseye ısrar etmem. Sen bilirsin dedim. İyi demişim değil mi kızlar? Kızlarım, kızçelerim. Sesi dinleyin. Oh ne kadar güzel ses. Öyle yani arkadaşlar. Balıklar yanmasın. Şu masanın üstüne oje damlatmışım. Onu sileceğim şimdi. Siz iki dakika bakın kızlar. Heh, çıktı. Böyle nokta kadar bir şey dökmüşüm şuraya ama deminden beri sileceğim. Video bitsin diye dedim ama yok. Video bitene kadar diye bekleyemiyorum. Sabırsızlık. Balık fiyatları uçmuş arkadaşlar. Balık fiyatları çok pahalı. Hemen hemen et fiyatıyla aynı diyebilirim. Yani ete yaklaşmış fiyatı. İyi balık, iyi para. Somonu gördünüz 500'ü 450'ydi. Somonu da ben çok sevmiyorum. Yani ağır balık. Şeyler güzel, çupralar. Onu da çinekop kadar sevmiyorum. Haftaya da ölmez sağ kalırsam yok. Haftaya alamam. Haftaya hastane işlerim var. Demek ki öbür haftaya kaldı. Ama moralim düzgünse alırım. Bir palamut almak istiyorum. Bir palamut tarifi öğrendim. Pazartesi günü ayın 7'si mi oluyor kızlar? 7'sinde kan vereceğim. 8'inde 7'si pazartesiye geliyorsa evet o palamut tarifini yapacağım. Yapacağız yani birlikte yiyeceğiz. Deneyeceğiz. Sizler de deneyeceksiniz. Palamut zamanı zaten. Ne güzel kızarıyor arkadaşlar. Süper. Şöyle. Böyle güzel oluyor. Hem yemek işini hallediyorum. Hem de dağılan yeri topluyorum. Bakın şu anda mutfak tezgahı gerçekten tertemiz.
temizledim, yıkadım. Yani balığı rahat rahat yiyeyim diye, bakın kupkuru ve tertemiz. Öyle yani kızlarım, kasiçelerim. Her şey güzel. Keyifteyim vallahi. Ay tavanın sapı. Tavanın sapı mısır penceresinin altına girmiş. Tava sapı çok pis kokuyor biliyorsunuz. Tava sapı bir de tencere kulpu. Evet arkadaşlar, muhteşem gözüküyor. Çok güzel kızardı. Çok fazla zaten kızarmıyor içine. Bak böyle marul gibi kızarmıyor diğer balıklar gibi. Nasıl görünüyor oradan bilmiyorum. Şöyle göstereyim. Ay bu arada şeyi de söylemeden es geçemeyeceğim. Arkadaşımın birisi de şey yazmış. Ne uğraşıyorsun o su böreği videosunda? Al diyor hazır yufkayı, hazır yufkadan yap. Ne lazanyasıymış falan diyor. Şöyle işte yufka ile lazanyanın arasında dağlar kadar fark var. Ben onu anlatmaya çalıştım orada. Tabii ki de yufka ile yaparsam peynirli börek olacak. Lazanya ile yaptığım için yalancı su böreği oldu. Çok da güzel oldu. Severek yedik yani. Keşke bu sabah kalktım valla. Bu sabah demeyeyim de dün sabah şimdi. Videoyu siz sonra izleyeceksiniz. Dedim bir parça kaldı mı acaba su böreği yiyeyim falan dedim ama kalmamış. O kadar çok sevdim ki ben o böreği anlatamam. O kadar çok sevdim ya. Soğuduğu zaman bile yumuşaklığını korudu, tazeliğini korudu. Süperdi. Evet kızlar çok uzun oldu. Ben sizleri öpüyorum. Yepyeni bir videoyla tekrardan şimdi kendimi de göstereyim karşınıza. Geleceğim Allah izin verirse. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Asi kadınla kalın. Allah'a emanet olun güzel kızçelerim. 30 saniyemiz kalmıştır. 30 saniyeyi de tamamlayalım. Tam olsun. Öyle yani arkadaşlar. Mısırlar pişmiş midir? Bir saattir kaynıyor. Pişmiştir. Yeter. Mutfak nasıl sıcak oldu var ya arkadaşlar. Hani serin falan değil mi? Mutfak şu anda inanılmaz derecede sıcak. Ama ben terlemiyorum. Yani dışarının serinliğiyle yemeklerin buharı mutfağı şu anda tam olarak dengeledi arkadaşlar. O inanılmaz derece dayanamayacağım sıcaklar yok. Ondan çok da mutluyum. Tekrardan hoşça kalın. Asi kadınla kalın. Allah'a emanet olun. Bak bak ibret al. Tavadaki pişen çinekoptan ibret al. İki tencere mısır. Salata. Görüyor musun? Kızım öğren böyle şeyleri ya. Sonunda buldum, muradımı erdim. Şu çinekopun güzelliğine bak. Muhteşem.